Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Rıhle yayınlarından çıkmış, Rıhle kitaptan çıkmış. Kevseri Külliyatı'nın ikinci eseri olarak. Başlığı şöyle: Hanefi İmamların Biyografisi 1. Hanefi İmamların Biyografisi 1. İmam Züfer, rahmetullahi aleyh. Orijinal ismi parantez içinde verilmiş. Lemahatun Nazar fi Siretil İmam Züfer. Kitabın orijinal adı da bu. Yazarı İmam Muhammed Zahir el-Kevseri rahmetullahi aleyh. Bize bu eseri tercüme eden de Fatih Muhammed Yüksel Hoca. Allah razı olsun. Baskı tarihini de söyleyeyim. Baskı tarihi Ocak 2021. Ocak 2021'de basılmış. Hemen alıntılarımı okumaya başlayayım. Sonra da kitabın üstüne bir şeyler söyleyeyim. Efendim, ilk alıntım, daha doğrusu fosforlu kalemle işaretlediğim yer, 9. sayfada. Önceden biraz geleyim. İmam Ebu Hanife'den rivayeten, şöyle bir yerden geleyim. Paragrafın başından geliyorum arkadaşlar. Hanefi mezhebi imamlarından İmam Ebul Huzeyl Züfer bin el-Huzeyl el-Amberi, İmam el-Kevseri'nin de vurguladığı gibi, İmam Ebu Hanife'ye intisaba devam etmiş olmakla birlikte mutlak içtihat seviyesine ulaşmış imamlardandır. Mutlak içtihat seviyesine ulaşmış imamlardandır. Allah Teala cümlesine rahmet eylesin ve kendilerinden razı olsun. Bir dua cümlesi. Güvenirlikle, hatta hadis hafızı olmakla tazif edildiği halde mezhep imamları arasında daha çok kıyas yapmadaki ustalığı ile temayüz etmiştir. İmam Ebu Hanife'den rivayet ettiği Kitab-ül Asar nüshası da bulunan İmam Züfer, genç denilebilecek bir yaşta vefat etmiş olmasına rağmen, ileride söylüyor 48 yaşında vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin, İmam Ebu Hanife'nin kadim ashabından olup, İmam Ebu Yusuf'tan önce mezhebin ikinci imamı olarak anılmıştır. Ancak bilahare İmam Ebu Yusuf'un ilk Şeyhülislam olarak mezhebe yaptığı çok yönlü hizmet, İmam Züfer'in adını zaman içinde gölgede bırakmıştır. Bu Allah'ın fazl-ı keremidir ki dilediğine bahşeder, diyor İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri. Devam ediyoruz. 17. sayfada Türkçe çevirinin takdimi bölümünde, şurada bir yer işaretlemişim dipnotlarda. Siyasi olarak en üstün ilmi mertebe şeklindeki sözlerimizle el-Kevseri merhumun Osmanlı Devleti'nde Meşihat-ı İslamiye'de ders vekaleti makamını deruhte etmesini kastetmekteyiz. Bu makamın bir üst mertebesinde Şeyhülislam bulunmaktadır. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Mısır'daki Esher Şeyhi'nin vekilinin, hatta bizzat Esher Şeyhi'nin makamının Osmanlı Devleti'ndeki ders vekilinin makamının dengi olmayacağı kanaatindedir. İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri'nin Osmanlı'da bulunduğu makam bu. Ders vekili makamı. Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhum, onun dengi olmadığını söylüyor. Onun makamının, bakın, Mısır'daki Esher Şeyhi'nin bile onun dengi olmadığını söylüyormuş. Bir daha okuyayım burayı. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Mısır'daki Esher Şeyhi'nin vekilinin, hatta bizzat Esher Şeyhi'nin makamının Osmanlı Devleti'ndeki ders vekilinin makamının dengi olmayacağı kanaatindedir. Burada kaynağı da verilmiş o bilginin. 18. sayfadan bir bölüm okuyacağım arkadaşlar. Bilinmektedir ki Hanefi mezhebinin aslı Ebu Hanife ve ashabına dayanmaktadır. Onlardan 40 kişi sürekli Ebu Hanife'nin yanında bulunmuştur. Bu 40 kişiden fıkhen en üstün olanlar 10 kişidir. Mezhepteki etki ve tedvin açısından bu 10 kişi arasında en köklü isimler ise 4'tür. Ebu Yusuf, Muhammed bin el-Hasen el-Şeybani, Züfer bin el-Hüzeyl el-Hasen bin Ziyad, Ebu Yusuf, Muhammed bin el-Hasen el-Şeybani, Züfer bin el-Hüzeyl ve el-Hasen bin Ziyad, el-Lü'lü'i. Şimdi doğru okumuş oldum.
bu dört kişi Hanefi mezhebinin en önde gelenleriymiş. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'tan sonra. Şurada 19. sayfada bir işaretli şeyim daha var. Fosforlu kalemle işaretlediğim bir yer var. Bir başka bir yerde bu kitapların tavsifi bağlamında şöyle bir ifade kullandığımızı belirtmek isteriz. Bu kitaplar neydi? Yukarıda geçiyor, burası biraz uzun. İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri'nin yazdığı eserler diyelim. Onun yazdığı imamların biyografileri, Hanefi imamlarının biyografilerini yazmış. Biyografi demeyelim de ama ona benziyor tür olarak. Onları anlatmış diyelim özetle. Siret eserleri diyelim. Doğrusu bu olur herhalde. Tam bilmemekle o ilmi ama herhalde siret eserleri demek lazım bunlara. O beş kitapta da bahsediyor burada. Beş tane kitap yazılmış. O beş kitap, İmam Zahid el-Kevseri'nin yazdığı beş kitap, müellif merhum tam bir vukufiyet ve üstün bir araştırmayla rivayetleri elekten geçirme ve haberlerin tenkidi yolunu tuttuğu için teracim kitaplarının en faydalılarındandır. Başka bir yerde bu kitapların tavsifi bağlamında şöyle bir ifade kullandığımızı belirtmek isteriz. Bir kişi bu kitapları okuduğu zaman, bak bir kişi bu kitapları okuduğu zaman bunlarda fakihlerin dikkatini, muhaddislerin tenkitçi yönünü, usulcülerin derinliğini, kelamcıların basiretini ve tasavvuf ehli saliklerin edebini görür. İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri'nin o eserlerinde bu meziyetlerin hepsi varmış. Bir kişi bu kitapları okuduğu zaman bunlarda fakihlerin dikkatini, muhaddislerin tenkitçi yönünü, usulcülerin derinliğini, kelamcıların basiretini ve tasavvuf ehli saliklerin edebini görür, diyor. Mütercim herhalde, bu mütercim ön sözündendi bu. Evet. Yo, ondan değilmiş. Hamza el-Bekri'nin şeyiymiş bu. Takdimiymiş. Geri aldım. Devam ediyoruz arkadaşlar. 23. sayfadayız. Mütercim ön sözü. İşte burası Fatih Muhammed Hoca'nın ön sözü oluyor. Şöyle diyor: İmam el-Kevseri merhum dert sahibi bir alimdir. İmam el-Kevseri merhum dert sahibi bir alimdir. Taşıdığı dert onu İslami ilimlerin hemen tamamında mahir olmaklığa ulaştırmıştır. Maşallah. Taşıdığı dert onu İslami ilimlerin hemen tamamında mahir olmaklığa ulaşmıştır. 24. sayfa. İmam-ı Azam İmam Züfer'i şu cümleyle tarif etmiş: Müslümanların imamlarından bir imam. Müslümanların imamlarından bir imam. 25. sayfa. Burada tercüme faaliyetine dair güzel bir not var. Mütercim şeyini anlatıyor. Fatih Muhammed Hoca hassasiyetini anlatıyor. Sonra bir şey, şöyle bir şey söylüyor. Tercüme faaliyetinde öznellik ön plana çıkmaktadır. Ne var ki bu mütercimin lafzı esir almasına yol açmaması gereken bir hususiyettir. Ne var ki bu mütercimin lafzı esir almasına yol açmaması gereken bir hususiyettir. Böyle bir uygulama da bu kaygının ürünüdür. Yaptığı bir uygulamayı anlatıyor. Mütercimin lafzı esir almaması, yani çok şey, kıymetli bir hassasiyet. 26. sayfa. Bu hoşuma gitti. Editör dostu bir söz. Değerli okuyucularımızı saygıyla selamlarken görülen hataların tarafımıza ulaştırılmasını kendilerinden rica ettiğimizi belirtmek isteriz. Zira İmam el-Müzeni'nin de ifade ettiği gibi, Allah rahmet eylesin, bir kitap 70 kere de kontrol edilse kendisinde mutlaka bir hata bulunur. Allah kendi kitabından gayrısının tamamen doğru olmasına müsaade etmemiştir. Bir daha okuyayım arkadaşlar. Bir kitap 70 kere de kontrol edilse kendisinde mutlaka bir hata bulunur. Allah kendi kitabından gayrısının tamamen doğru olmasına müsaade etmemiştir. İmam el-Müzeni'nin sözüymüş bu. Allah ondan razı olsun. Devam ediyoruz. 41. sayfada İmam
Züfer'in düğününde İmam-ı Azim Ebu Hanife Hazretleri konuşma yapmış. İmam Züfer Hazretleri ondan istemiş. Onu anlatıyor buradaki kıssa. Ailesinden bazıları ise bu durumdan hoşlanmayıp kavminin eşrafı ve amcaoğulların buradayken Ebu Hanife'nin konuşma yapmasını istiyorsun dediler. Yani biraz kınamışlar, hani biz varken, ailenin büyükleri varken hiç başkasına niye gittin sen gibisinden. Bunun üzerine Züfer şöyle dedi: babam dahi burada hazır olsaydı hiç şüphesiz Ebu Hanife'yi onun da önüne geçirirdim. Babam dahi burada hazır olsaydı hiç şüphesiz Ebu Hanife'yi onun önüne geçirirdim demiş İmam Züfer. 42. sayfa. El-Hasen bin Ziyad'ın şöyle dediği tahdis etmektedir diyor. Pardon, şöyle bir yerden geleyim. Yine Es-Saymeri Ali bin Muhammed en-Nehai tarikiyle Muhammed bin Ali bin Affan'dan onun şöyle dediğini aktarır. Velid bin Hammad El-Hasen bin Ziyad'ın şöyle dediğini tahdis etmektedir: Züfer'le münazara eden kimi gördümse acıdım. O Züfer'in şöyle dediğini belirtir: ben bir kişiyle ben yanıldım diyene kadar değil, ben bir kişiyle ben yanıldım diyene kadar değil, çıldırana kadar münazara ederim. Ona bu kişinin çıldırması nasıl oluyor ki denildiği zaman şöyle cevap vermiştir: bu kişi hiç kimsenin söylemediği görüşleri dile getirir. Devam ediyoruz. 49. sayfa. İbn Ebil Avvam şöyle demiştir: bana Muhammed bin Ahmet bin Hammad Devlabi tahdis etti. O şöyle dedi: Ebi Abdillah Muhammed bin Şuca Es-Selci'nin şöyle dediğini işittim. Bazı Basralıları şöyle derken işittim: Züfer Basra'ya geldiği zaman onunla görüşüp sorular sordular ve ona hayran kaldılar. Onların fıkıhta Züfer gibi birini görmedik. O insanların en alimidir dedikleri Züfer'e ulaştı. Bu söz ona ulaşınca şöyle dedi: şayet Ebu Yusuf'u görseydiniz ne derdiniz? Yani İmam Ebu Yusuf'u kendisinden önceliyor ilimde. Allah ikisine de rahmet eylesin. Ya diyor, onu görseydiniz ne derdiniz? Beni bu kadar övdünüz diyor. 52. sayfadan arkadaşlar. Yine bir gün, nakledenleri de söylüyor, onları atlıyorum. Bir gün Ebu Hanife'yi sağında Ebu Yusuf, solunda Züfer var. Pardon. Bir gün Ebu Hanife'yi sağında Ebu Yusuf, solunda Züfer varken gördüm. İkisi bir konuda tartışıyorlardı. Ebu Yusuf bir görüş söylediğinde Züfer onu çürütüyordu. Züfer bir söz söylediğinde Ebu Yusuf onu çürütüyordu. Öğle vaktine kadar bu böyle devam etti. Sonra müezzin ezan okuyunca Ebu Hanife elini kaldırıp Züfer'in baldığına vurdu ve şöyle dedi: Ebu Yusuf'un bulunduğu bir beldede riyaseti arzulama. Hammad dedi ki: Ebu Hanife bu tartışmanın Züfer karşısında Ebu Yusuf'un lehine sonuçlandığına hükmetti. 49. Çünkü uzun. Çok vaktinizi almayayım. Şeyi anlatıyor burada İmam Zahid el-Kevseri Hazretleri. Hem İmam Züfer'in hem İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin faziletlerini anlatıyor. Sonra bir söz söylüyor. Hoşuma gitmişti, onu işaretlemişim. Bu hoca ne güzel bir hoca. O talebe ne güzel bir talebedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir söz. İmam Züfer rahmetullahi aleyhin sözü: vaktinden önce oturan zelil olur. Vaktinden önce oturan zelil olur. Yani kim ilmen olgunlaşmadan ilim neşri için kendine has bir meclis kurarsa, imtihan onun kusurunu ortaya çıkarır, meselelere verdiği cevaplardaki hataların sebebiyle cehaleti ortaya çıkar, diyor. Burada İmam Zahid el-Kevseri'nin bir sözü var: kitap ve sünnetten elde edilen rey kendisinden dönülecek bir şey değildir. Terk edilmeyi hak eden rey kitap ve sünnete değil hevai nefse dayanan reydir. Ashabımız ise bu kabil reyden beridir diyor.
Burası da güzel bir şey. Okuyayım arkadaşlar. 77. sayfada Kur'an mahluk mudur, değil midir sorusu İmam Züfer'e de gelmiş. İmam Züfer Hazretleri de şöyle cevap vermiş o kişiye aslında. Tefekkürü nasıl kullanması gerektiğine dair de bir nasihat bu. Züfer bin el-Hüzeyl'in kendisine soru soran bir adama şöyle dediğini işittim. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Sonra tekrar ona, o mahluk mudur diye sorunca Züfer ona şöyle dedi. Şayet bir meselede bir fikir seni meşgul ederse, ben bu durumda onu bilmekle Allah'ın beni faydalandıracağını ümit ederim. Bu hal düşünmekte olduğun şeyden seni alıkoyacaktır. Düşündüğün bu mevzu şüphesiz sana zarar verir. Allah Azze ve Celle'nin senin için razı olduğu şeye Allah için teslim ol. Mükellef kılınmadığın şeyle nefsini mükellef kılma. Mükellef kılınmadığın şeyle nefsini mükellef kılma. Ne güzel bir nasihat. Yani diyor ki o mevzu hani senin haddin değil, bizim haddimiz değil. Girme ona, onu çözeceksin de ne olacak gibisinden. Ona bir had öğretici şey söylemiş. Devam ediyoruz. Bazılarını atlayayım daha kısa sürsün diye. Bir alimin izlediği kötü siyaset onu ilmi yaymaktan ve toplum tarafından istifade edilmekten mahrum bırakır. Bir alimin izlediği kötü siyaset onu ilmi yaymaktan ve toplum tarafından istifade edilmekten mahrum bırakır. 81. sayfa burası. Devam. Aslında bir de kıssa var orada ama onu okumayayım dedim. Çok uzar. Yine İmam Züfer'in sözü. Ebu Hanife'ye muhalefet ettiğim her görüşte, Ebu Hanife de evvelce o görüşteydi. Demek ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sonradan içtihadını değiştirmiş o konularda. El-Kerderiye'de Yahya bin Eksem'in babasından nakline göre o Züfer'i şöyle derken işitmiştir. Vefatından sonra Hazreti İmam'a yani İmam-ı Azam'a muhalefet etmeye cüret edemedim. Etmedim. Çünkü ona hayatında muhalefet edip delili açıkladığımda ve ona vardığımda o anda zahir olan hak ile beni ilzam eder ve beni kendi görüşüne döndürürdü. Hal böyle olunca vefatından sonra ona nasıl muhalefet edeyim? Belki de o hayatta olsaydı ve delil gösterseydi beni yine görüşüne döndürecekti. Devam ediyoruz arkadaşlar. ...111. sayfa... İmam Züfer... ...rahmetullahi aleyh vefat ettiğinde... ...evindekilere değer biçildi de... ...3 dirhem miktarına ulaşmadı. Vefat ettiğinde... ...evindekilere değer biçildi de... ...3 dirhem miktarına ulaşmadı. Allah Allah... ...öyle bir alim ama hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar... ...notlarımın bir kısmı bunlardı... ...uzun olanları atlamak zorunda kaldım... ...çok vaktinizi almamak için. İçinde çok güzel... şeyler var. Nasıl diyeyim? Menkıbe dememek lazım. Rivayet var. Menkıbe de diyelim. Menkıbeler var. Yani o alimlerin halleri, tavırları, söyledikleri insanı çok etkiliyor. Çok böyle içinizi duygulandırıyor, hislendiriyor. Ne büyük adamlarmış diyorsunuz. Ne diyelim Cenab-ı Hak onların hallerinden hallenmeyi bize nasip eylesin. Kitabı şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Onu unuttum. Şöyle bir yüzüme getirerek. Kitabın kapağıyla da sizi tanıştırmış olayım. Kitabın ismi dediğim gibi Hanefi İmamların Biyografisi 1 İmam Züfer. Yazarı Muhammed Zahid el-Kevseri Hazretleri. Cenab-ı Hak ona da rahmet eylesin böyle güzel bir eserle bizi buluşturmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah Rıhle Kitap'tan kitap alıp okuyalım arkadaşlar. Yani Rıhle Kitap'ın ben misyonunu çok beğeniyorum. Destek olmak da istiyorum elimden geldiğince. Peyderpey yeni kitaplarını gördükçe alıyorum. Yine 5-6 tane aldım. Bu sıralar sizinle onları sık sık paylaşacağım. Efendim bir daha kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.